Merhaba, ben Senem. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün de en sevdiğim sonbahar kış parfümlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bunlardan bir tanesi daha yeni eklendi sayılır koleksiyonuma. Ama bundan öncekileri zaten severek kullanıyordum. Hem bu yeni aylarda yeni bir parfüm arayışındaysanız, henüz denemediğiniz parfümler varsa, işte acaba hangisi daha kalıcı diye düşünüyorsanız belki sizin için de faydalı olur diye düşündüm. Hadi gelin o zaman hep birlikte benim favorilerim neymiş ona bir göz atalım. Videonun geri kalan kısmını oturarak çekmeye karar verdim. Çünkü hem parfümleri koyduğum bölümü hem de kendimi aynı kadroya sığdıramadım. O zaman favori parfümlerimle başlayalım dilerseniz. En çok sevdiğimden en aza göre mi desem. Yani aslında hepsini çok beğenerek kullanıyorum. En sevdiğim parfümleri seçtim ama vazgeçemediğimden, yani eğer ki daha üretilmezse karalar bağlayacağımdan mı desem. Oradan başlayıp devam edelim istiyorum. İlk olarak uzun senelerdir kullandığım Narciso parfümle başlamak istiyorum. Narciso Rodriguez'in parfümü. Narciso isminde beyaz olan şişe. Yalnız Narciso'nun pek çok parfümü var aslında. Narciso For Her var, pembe olan rengi var. Bu beyaz olan şişesi Narciso, sadece düz beyaz, en sade şişesi. Gerçekten odunsu, muhteşem, tam bir kış kokusu. Yani üzerine parfüm tanımıyorum diyebilirim. Eğer ki odunsu kokulardan siz de benim gibi hoşlanıyorsanız mutlaka bir şans verin, bir deneyin. Pişman olmayacaksınız diyorum. Tabii ki bütün içeriği hiçbir parfümün aklımda ezberi olmadığı için ben ekran görüntülerini aldım şimdi, özelliklerini. Sizlere de hangi çiçekler var içinde, hangi harmanlardan oluşuyor daha net bilgi verebilmek için. Şimdi dilerseniz Narciso'nun içinde neler varmış. Şuradan telefonumu alayım. Hemen bakalım. Evet, Narciso'nun kokusunda güve otu notaları ve misk, aynı zamanda da sedir ve bulgar gülü varmış. Esas o odunsuluğu veren herhalde güve otu notaları diye düşünüyorum. Ve güve otunu aslında ben hiçbir parfüm içeriğinde duymamıştım. Ya da benim kullandığım parfümlerde belki denk gelmemiş olabilir. Sanırım o odunsuluğu, o böyle hafiften bir erkek parfümü havasını yaratan bu içerik diye düşünüyorum. Ama içinde tabii ki farklı çiçek notaları ve gülle, evet, yumuşak gülle birlikte parfüm içeriği tamamlanıyor. Tam bir kış parfümü diyorum ve mutlaka denemelisiniz diyorum. Şimdi dilerseniz ikinci favori parfümümle devam edelim. İkinci favorim de My Burberry Black. My Burberry'nin de farklı parfüm çeşitleri var ama Black olanı benim favorim. Aslında ben ağır kokuları ve böyle kalıcı parfümleri sevmeme rağmen ilk denediğimde oldukça ağır gelmişti. Yani böyle bir hafiften bayıltıcı bir ıhlamur kokusu mu desem, öyle bir koku bana gelmişti. Yani öyle bir kokuyu andırmıştı. Çok fazla hoşuma gitmemişti açıkçası ama bileğimde bir süre kaldıktan sonra böyle, ay benim bileğimden hangi parfüm geliyordu, bu koku neydi diye düşünürken My Burberry Black'le tanışmış oldum. Gerçekten ya, gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim kalıcı parfümlerden bir tanesi. Eğer ki telinizde uyuyorsa ve zevkinize hitap ediyorsa uzunca yıllar mutlaka kullanacaksınızdır. Hemen onun da açıklamalarına bakalım, içeriğinde ne varmış. Evet, Burberry Black parfümün içeriğinde hemen okuyorum size. Güneşte kavrulmuş yasemin çiçeği, şeftali nektarı ve hoş gül kokusunun telsel dokunuşunu birleştiriyor. Gül notası tatlı ve davetkar bir düğüm atarken zengin kehribar patchouli derin ve büyüleyici bir şekilde kokuyu tamamlıyor. Sanırım ortak noktaları bir önceki Narciso parfümüne gül. Onun dışında aslında içerik olarak çok fazla bir benzerliği yok. İkisi de oldukça ama kalıcı. Mutlaka tekrar deneyin demeden geçmeyeceğim. Şimdi üçüncü favori parfümümle devam edelim. Aslında bu üçüncü favori parfümümün kokusunun yanı sıra beni başka cezbeden bir tarafı daha vardı. Hemen bakalım. Evet, Marc Jacobs Decadence. Bu parfümü çanta şeklinde, şöyle bir püskülü var, altın zinciri var, yılan desenli bir kapağı var ve
İnanılmaz. Ah, açmışken sıkayım. İnanılmaz güzel kokuyor. Yine oldukça kalıcı bir parfüm ama ilk iki parfüm kadar, hani böyle günlerce kalacak kadar değil. Ama gün içinde sizi idare ediyor. Yani bunda daha çok çiçek kokusu ağırlıklı. Odun, su o kadar çok fazla bir koku gelmiyor size. Daha çok çiçek ağırlıklı bir kokusu var. Ama böyle hafif yazlık baharlık çiçekler değil de daha kışlık sonbaharlık yine bir parfüm. Hemen bunun da içeriğini sizlerle paylaşayım. Açıklamaları hemen okuyalım. Evet, Marc Jacobs Decadence içeriğinde de İtalyan eriği, Bulgar gülü, yasemin ve sıvı amber gibi bileşenleriyle oldukça etkileyici bir karışım sunan parfümün üst notalarında koklayanları daha ilk anlarda etkisi altına almayı başaran süsen ve safran, kalp notalarında zambak, Bulgar gülü ve Arap yasemini, etkisi saatler süren baz notalarında ise kokusu hafızalardan silinmeyecek papyrus odunları ile sıvı amber yer alıyor. Bunda da yine odun suluk varmış. Papyrus odunları ve sıvı amber diyor. Daha herhalde parfümün ağırlaştıran, daha kalıcı yapan, ki zaten evet böyle etkisini saatler süren baz notalarında dediğine göre esas etkili kalan kısmı bu bölüm. Ama İtalyan eriği parfümü herhalde, yani kokusu herhalde böyle bir daha bir freshlik katıyor içine. Yine mutlaka denemenizi önereceğim parfümlerden bir tanesi. Şimdi dördüncü favorimle isterseniz devam edelim. Dördüncü favorim aslında belki daha öncelerde siz de kullanmışsınızdır. Yani çok uzun zamanlardan beri, bilmiyorum lise zamanlarımdan beri olan bir parfüm. Angel. Ama bu Angel'ın size göstereceğim olan Mousse. Sanırım Mousse çıkalı o kadar çok uzun zaman olmadı. Ama bu yıldız olan şeklindeki parfümünü mutlaka çoğu kişi kullanmıştır diye düşünüyorum. Yine kalıcı ve biraz hafif ağır sayılabilecek parfümlerden. Hemen onu da göstereyim şimdi yenisini. Evet, bu da Angel Mousse parfümü. Yine ortasında böyle yıldız şekli var. Ama diğeri tam yıldız modelindeydi. Ah, bu daha... İlk sıktığınızda beğendiğiniz parfümler vardır ya, onlardan, yani giderek güzelleşenlerden değil de en baştan kendini belli edenlerden. Yine oldukça kalıcı bir parfüm. Ama bunda biraz daha böyle onların odun, diğerlerinin odunsuluğunun yanı sıra bunda biraz daha böyle şekerli hafiften bir koku var diyebilirim. Hemen içeriğini de size okuyayım. Bakayım nasıl anlatmışlar. Bulamadım. Tepe notasında Grapefruit framboise, kalp notasında fındık kreması, dip notasında da Haiti ve patchouli varmış. Sanırım yine bu ağırlığın işte dip notası olan patchouli herhalde veriyor. Ama diğer kalan parfümdeki içerikler Grapefruit framboise, bunlar da işte hafifleştiren, hafif şekerliye parfümü götüren herhalde içerikler bunlar olsa gerek diye düşünüyorum. Yine mutlaka deneyin derim. Eğer ki ağır ama hafiften böyle odunsu değil de, ben odunsu parfüm sevmem işte, biraz daha çiçeksi şekerli olsun diyorsanız mutlaka denemeniz gereken yine parfümlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi size en son tanıştığım ve aslında yani kış ve sonbahar parfümlerine koyuyorum, yani kalıcı olduğu için aslında onları ekliyorum. Ama ben bu yaz da severek kullandım. Guerlain'ın bu yeni, oh, ismi Mon'du sanırım. Evet, Mon parfümü. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir şişesi var. Bu parfümü de dediğim gibi severek kullandım. Ki o kadar çok kullanmama rağmen şişeyi de görüyorsunuz yani. Yani çeyrek bile olmadı. Bu daha hepsinin arasındaki en hafif parfüm. Ama kalıcılığı hiç de öyle hafif değil. Hemen hemen yine gün boyu teninizde kalacak bir parfüm. Ama bu bence, yani şimdi içeriğine bakacağım, gerçi daha önceden okumadım ama bence bunda hiç odunsuluk olmayan, bu sadece çiçek ve şeker hafiften de böyle kokan bir parfüm. Ama böyle hani Victoria's Secret tarzı böyle çok şeker şeker bir koku tabii ki aklınıza gelmesin. Ben o tarz kokuları hiç sevmiyorum, yani bilmiyorum. Hani lise dönemimde falan herhalde en son kullanmıştım öyle şekerli parfümleri. Onları artık çok sevmiyorum. Dediğim gibi böyle odunsu parfümler daha çok bana hitap ediyor.
Bir de bulabilseydim. Gelelim o zaman Guerlain parfümünün açıklama bölümüne. Taze oryantal koku olağanüstü ham maddeleriyle zenginleştiriyor demişler. Provence'den lavanta, Hindistan'dan yasemin, Avustralya'dan sandal ağacı ve papua, nasıl okunuyor emin değilim. Bunları harmanlayarak bir parfüm ortaya çıkarmışlar. Aslında bilmiyorum, burada pek şekerli bir içerik göremedim ama bir denemenizde fayda var derim. Yani bence beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer ki böyle kalıcı bir parfüm arayışındaysanız ama işte dediğim gibi odun su parfüm istemiyorsanız göz atabilirsiniz. Benim 5 favori parfümüm böyleydi. Umarım sizler için faydalı bir içerik sunabilmişimdir. Umarım merak ettiğiniz içlerinde parfümler vardır. Yeni sezonda dediğim gibi parfüm alışverişi yapacaksanız benim size önerebileceğim, en çok severek kullandığım 5 parfüm böyleydi. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.